Biz bunu çok yapmıştık ya. Ben iyi hatırlıyorum. Değil mi? Bu da oradan oluyor. Chatleri buradan. Bunun adı ne sizin? Bu maşla diyoruz. Samanla buğdayı birbirinden ayırıyoruz. Saman arkaya doğru gider, buğda öne gelir. İçine atar. Şu pervaneler. Şurada pervaneler var mesela. Bak şu pervaneler sayesinde. Bu işlem yapıyor. Altta da böyle bir yaylı sistem var. Evet değerli seyirciler, Iğdır Karakoyunlu Ata Ocağı'ndan herkes sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Bugün çok önemli bir misafirimiz var. Değerli büyüğümüz, değerli abimiz Hüseyin Büyük Fırat. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları Derneği veya Konseyi mi diyelim? Derneği. Genel Başkanı. Yerleşkesi Bakü'de ama ayağı Türk dünyasının her yerinde. Çok büyük hizmetleri vardır. Ben Bakü'de de görüştüm değerli başkanımla. Efendim hoş geldiniz, hoş şeref verdiniz. Böyle Karakoyunlu Ata Ocağı Müzesi'ni gezdik. Hem duygu düşüncelerinizi almak isteriz, yürek sözlerinizi almak isteriz. Buyurun, söz sizin efendim. Hoş geldiniz. Öncelikle ben sizi tebrik ediyorum. En azından hem ilçenizin adıyla müsemma Karakoyunlu hem de tarihimizde çok önemli. Ben bizim Urfa'nın da bir mahallesinin adı halen. Değil mi Karakoyunlu? Karakoyunlu Mahallesi. Bu onların bıraktığı orada eserler var. Çok Urfa'da güzel. Çok önemli eserler var. Mardin'de var. Mardin'de, Diyarbakır'da evet, var. Evet, ve o dönemden kalma, bizim orada yerleşik olan kalan aileler var. Karakoyunlu Türkleri zamanı. Tabii Karakoyunlu dediğimiz Türk'ü, Kürt'ü hep beraber aynı şekilde. Evet. Mesela aynı şekilde Azerbaycan devleti olmakla beraber Azerbaycan'dan da gelip orada kalan mesela Şeddadiler var halen. Ha. Urfa'dan Şeddadi aşireti oradan gelme. Azerbaycan'dan göçme. Tabii tabii Azerbaycan'dan göçme. Yine güzel. Mesela Alparslan yeni öğrenmiş oldum. Tabii Alparslan'la beraber Malazgirt Savaşı'na gelip Gence'nin o zaman beyi ikinci Fadıl. İkinci Fadıl'la beraber gelip Malazgirt'te binlerce Bizans'a karşı savaşıyor. Savaşmış askerler var. Çok güzel. O dönem Urfa'yla Urfa'nın da alınma tarihi Malazgirt'te aynıdır. 1071. Tabii. Ve aslında bu tarihi şeye girdiğiniz zaten zaman hepsinin bir olduğu, evet, bu bölgede, bu coğrafyada yaşayan halkların beraber hareket ettiği ve temel üst şemsiyenin de çatının da İslam olduğunu görüyorsun ve o birlik beraberlikle, evet, Alparslan o ruhla, o inançla yeniyor. Bravo. Dolayısıyla o ruh ve o inanç tekrar lazım. Yani bizimki, yani halkların kardeşliği ve üst şemsiye İslam. Evet, evet. O zaman aynı şekilde hem dediğimiz gibi işte Türkler, Kürtler, bu bölgede yaşayan, coğrafyada yaşayan halk var. Bazen hatta gayrimüslim bile o adaletin altına sığınmış. İşte o gayrimüslimlerle ilgili ben de kısa bir bilgi, evet, vereyim Sayın Başkanım. Yıl 1064, Alparslan dedemiz Tebriz'den kalkıyor, Ani'ye geliyor. Ani'de büyük bir kargaşa var. Hristiyanlar birbirlerini kesiyorlar. Orada büyük bir adalet sağlıyor. Hatta Ani'de biliyorsunuz Fethi Camisi vardır. Evet. 17 kilise bir cami vardır. İlk Anadolu'ya giriştir. Fethi Camisi. 1064'te geliyor Alparslan. Ve biz 1071'de Malazgirt'te Bizans'a karşı savaşırken Ermeniler de bizim yanımızda Bizans'a karşı savaşmıştır. Yani bu neyi gösteriyor? Türklerin ne kadar adaletli, ne kadar tutarlı olduğunu gösteriyor. Tarihler ne kadar örtüşüyor değil mi? Böyle çok güzel. Bu bilgi için de ayrıca size teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bugünkü şeyde bile, yani bugünkü günde bile aslında halkların şuur altında o geçmişe özlem var. Yani evet. Ermeni dediniz. Ermeniler Osmanlı'da çok güzel yaşıyorlardı. Azerbaycan'da sadık böyle. Sadık milletler. Tabii onları kışkırtıp böyle isyan ettiren lobiler. Bugün aslında Ukrayna'ya Amerika'nın yaptığını o gün de onlara, yani bugün evet, de evet, meydan şeyde, sessiz bıraktılar, savunmasız. Yani Amerika ve emperyalizm şeye bakmıyor. Yani halkların mutluluğu için, halkların tam tersi, ayrıştırmak için birbirini vurdurup bravo, kendisi de kendisi onu yönetmek istiyor. Bravo. Ama halkların da akıllı olması gerekiyor. İşte mesela bugünkü günde Ermeniler akıllı olursa en çok onlar yaşıyor. Ha burada sıra gelmiş. Evet hemen bir küçük kilometre. Açılacak gidecek yani Ermeniye toplamak. Başkanım bir de aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, dayanışması, işbirliği, işte dilde, fikirde, işte birlik, İsmail Gaspalı'nın misyonu gibi düşünelim.
Sizin de çok büyük çabalarınız var bu bölgede. Neler söylemek istersiniz? Bizim çabalarımız çok, biraz önce sohbet ederken 30 yıldır onunla ilgili. Biz gittiğimizde Azerbaycan'da yani insanlar bizi ilk yıllarda ağlayarak karşılamıştı. Evet. Yani şunu iyi bilin, gerçekten de Azerbaycan halkını Türkiye'ye olan muhabbeti, sevgisi ve bilgisi Türkiye'den daha iyi. Yani biz 70 yıl Sovyet sisteminde yaşamış, demir perde dediğimiz esaret altında yaşadı. Hani bizim çok da üzüldüğümüz ki halklıyız. Ama buna rağmen milli ve manevi kimliklerini vazgeçmemişler, daha iyi korumuşlar. Daha güçlenmişler, evet. Maalesef biz bu tarafta, bizim zihinlerimizde örülen duvarlar ve özellikle kültür konusunda biz Türkiye tarafı geri kalmışız. Azerbaycan halkı Türkiye'yi çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor ve gerçekten de muhabbet ve takip ediyor. Takip ediyor. Biz doğu tarafımız neredeyse yokmuşuz gibi düşünmüşüz. Yani Azerbaycanlı bir mesele olunca sanki işte onun kendi problemi. Hep batıya doğru bakmışız. Hep batıya. Yani doğuya doğru. Sanki onun kendi problemi ama öyle değil. Azerbaycan halkı Türkiye'yi çok iyi biliyor. Gerçek manada seviyor. Kültürünü, maneviyatını da iyi biliyor. Bizim biraz o tarafı daha iyi tanımamız gerekiyor. Evet. İşte Karabağ Savaşı ile bu biraz aşıldı. Ve şöyle bir yanlış algı var Türkiye'de. Yani hani böyle biz bir büyük abi, her şeyi biz gidip öğreteceğiz. Biz onlar, öyle bir şey değil. Yani Azerbaycan Rusya'ya katılmakla Rusya'ya bile katkıda bulunmuş bir ülke. Kültürüyle, medeniyetiyle. Evet, evet. Yani Çanakkale'de binlerce Azerbaycanlıların savaştığını biz bilmiyoruz. Malazgirt Savaşı'nda maalesef binlerce Azerbaycanlıların gelip savaştığını bilmiyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda bize işte ne kadar altın gönderdiğini evet, bilmiyoruz. Evet. Onun için bizim biraz bilgilenme ihtiyacımız var. Hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı zamanında Azerbaycan'dan yardım talebinde bulunuyor. İşte. Bir mektupla sonra o zaman tabii yönetimde Neriman Nermanov, Allah rahmet eylesin, o var. Neriman Nermanov bunu halka yayıyor. Aynı zamanda hem petrol yardımında bulunuyor. Halka da yaydığı için halktan toplanan altınlar geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında, Kurtuluş Savaşı'nda. Hatta Atatürk'e bir mektup yazıyor. Mektubun sonunda diyor ki, değerli paşam, değerli komutanım diyor. Atatürk ondan borç istemiş ya, bunu atfen aslında diyor ki, değerli komutanım, değerli paşam diyor, kardeş kardeşe borç vermez diyor, biz kömek kardeşiz diyor, kömek olabiliriz ancak diyor, yardım edebiliriz diyor. Böyle de bir özel bir durum var Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ olun. Karakoyun At Ocağı'na gelip ziyaret ettiğiniz için size, tüm Karakoyun halkına, halkı adına, Iğdır halkı adına çok çok teşekkür ederiz. Şeref çok verdiniz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Bizim dediğim gibi Urfa'da, burada nasıl bir ilçenin adı Karakoyunlu, siz bir müze olarak bilin ki Urfa'da bir mahallemizin adı halen bugün Karakoyunlu. Karakoyunlu Mahallesi'dir. Çok güzel. Ve en büyük şeyimiz, dere dediğimiz, derenin de adı Karakoyunlu Deresi'dir. Tabii biz de Urfa'da, aslında şu anda işgal altında bulunan Batı Azerbaycan dediğimiz, Ermenistan'ın şu an işgal altında bulunan Göyşe Mahalı, Karakoyunlu Deresi'nden gelmeyiz buraya. Ha, dedelerimiz oradan buraya göç etmiş. Öyle bir geçmişimiz de var. İşte o dere belki de bizim oraya ismiyormuş. İşte göç, belki de bir kısım da oraya göç etti. Tabii, aynı tabii. Dereye Uray'ın ismini verdi. Doğrudur yani. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir ederim. Şey yapmışsınız. Sağ olun. Davet ettiniz. Biz şeref verdiniz. Geldiğimize memnun olduk. Buradan da herkese çok ciddi muhabbetle selamlıyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bizi bir arada tarihimizin geçmişinde tutan birlik beraberlik olduğu gibi bundan sonra da bir araya tutacak ve güçlendirecek olan birlik beraberliktir. Eyvallah, ne güzel. O şekilde hep devam edeceğiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Şeref ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.